devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Bir taraftan da Toplu Komitesi Başkanlığımız eliyle daha önce Elazığ'ımızda, Malatya'mızda, İzmir'imizde, Giresun'umuzda, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız. Ona ilişkin de TOKİ Başkanlığımız ekipleri sahada fiilen çalışmalarını başlatmış durumdadır. ...28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat'ta tarihimizin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldık. 10 gün süren yangında 63 bin hektarlık alan küle döndü. 6 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından ahır, konut, şadırvan ve cami yapılarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Yangından sonra tabii büyük acı. Allah kimse başına vermesin. Tabii ki zor günler yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Bir anda bütün servetiniz kayboldu. O acılardan sonra kendimizi toparlamaya çalıştık. Sağ olsun devletimiz yani TOKİ sayesinde. Tabii yıkılan evlerimizi yapacağına bir yıl içinde söz verdiler. Başladılar. Kimisi bir yıl oldu, kimisi bir buçuk yıl oldu. Halen daha devam ediyor TOKİ'lerimiz. Kolay da değil tabii inşaat yapmak. Zaten Türkiye'de felaket üstüne. Devlet de zor günler tabii yaşar. Şu anda işte memnunuz yani. Yine devletimizin sayesinde, işte TOKİ'nin sayesinde, çalışan işte mühendislerimizin sayesinde bize oturacak evimizi yaptılar. Şimdi kendi imkanlarımızla, kimisinin belki imkanı vardır, kimisinin yoktur. Kendi imkanlarımla ben bunu yaparım desem, ben tek maaşlı bir emekli insanım. Zor. Allah razı olsunlar. Yaptılar, ettiler. İşte zamanda vereceğiz dediler. Teslim aldım işte. Hatta en son zamanlarda arkadaş verecekseniz verin, ben yarım yumalak da olsa evime oturacağım dedim. Kirada kalmak istemedim. Evden memnunuz. Çok güzel ev yapmışlar. Tabii ısı yalıtımlı şeyler. Benim evimde burada mesela, yıkılan evimde çok güzel bir evdi. Ta 15 yıllık falan, 15-16 yıllık bir evdi. Güzel bir ev yaptırmıştım. Ben de aşağı yanım mesela uçurum diye tabanı sağlam tuttuk, bilmem ne yaptık. Depreme dayanıklı olsun diye, güzelliği olsun diye ustalarıma 35 sene içerisinde büyük bir eve sahip olmuştum. O da nasip değilmiş, böyle oldu. Sağ olsunlar yani bizikinden evlerimizden şey kalır yeri yok. İzolasyonuyla şeyle, ha bizlerin yaptırdığımız evlerimizde, kendi özel evlerimizde böyle izolasyonumuz şeyimiz yoktu. Sıcağı soğuğu geçirmeyen sistemli, izolasyonlu çok güzel ev var. Memnunuz daha doğrusu. Allah razı olsun devletimizden, sağ olsunlar. Çalışanlardan, yapanlardan, hepsinden. Yani şeflerimize bir şeyimiz olsa, sorunlarımız olsa söylüyoruz. Gelip bakıyorlar, yapıyorlar. Sağ olsun şeflerimiz. Bu şekilde yani. Bu yangında biz buradan kaçtık. Kaçtıktan sonra Manavgat'ta benim çocuklarım vardı. Yanlarına gittik. Orada kaldık. Yangın söndükten sonra geldik. Devletimiz tarafından geldiler. Murat Kurum Bakanım geldi buraya. Girdiler, bizim evin bir tarafı duruyordu. Oraya baktı adam. Bura seni bırakmam dedi. Allah razı olsun devletten de, milletten de. Devlet bize bir 38.200 lira yardım verdi. Ama ufak tefek dışarılardan da geldi. Burayı bir sene içinde an ilkin benim bu evi teslim ettiler. Girdik, oturduk. Bu evlerden de memnunuz. Allah bin kere razı olsun devletten de, milletimizden de. Yani bizi yaptılar, içine kattılar. Thank you.
Allah'a şükür. Şu anda memnunuz. Henüz bir iş sıkıntımız yok. Geçen yıl bu zamankına göre binlerce şükür. Evimiz ne kadar? 13 ayda. 13 ayda. Yangında ben burada yoktum zaten. Yayladaydım, hayvanlarım vardı. Hayvanlarımı sattı işte. Eşim şimdi çalışa gider. Bir iki gün içinde kendimle başlayacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Eyvallah. Merhaba. Nasılsınız, hayırlı olsun. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şuradaki ağrım oldu değil mi? Sen de geç olsun. Ben küçük bir ağrı yapmışım. Geç olsun. Bu çok kolay, genelde çok kolay. Bundan iyisi olamaz, kurtarlık yaptı. Buranın verdiği hizmeti hiçbiri vermedi. Ben de bak, DSP'de, GP'de, bunu hep yeni görev yaptım ben. Bunu hep yeni gördük. Buraya hizmetlerin arabasını getirdik. İki gün soğurandılar getiren, bir gün çalışmadık. Yani bunu da gördük biz. Yani burada siyasi, politika konuşmuyor. Olan ve gerçekleri başından geçen olay konuşuyor. Allah razı olsun. Bizim devletimize zarar gelmez yapanlar evimizin dedi. Bir sene evvel dediğin gibi de Allah bilir. Hem Cumhurbaşkanımızdan hem Allah sizleri başımıza eksik etmesin. Sizleri de eksik etmesin. İnşallah yani Cumhurbaşkanımızın yani böyle anlayan burada takibi olur. Ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa bir fiil kendisi de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak yine üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Güle güle oturun inşallah. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, Allah'a şükür. Sizler? İyiyiz, iyiyiz. Oturdunuz mu? Şey, göçeceğiz işte. Yarın inşallah evimizde uyuyacağız. İyi, memnunsunuz. Allah razı olsun. Yani yaptırdınız, şey yaptınız. Memnunum, memnunum Allah'a şükür. İyi. Senin ev yanmış mıydı tamam? Tamamen yandı. Siz bizim evim oraya geldiniz zaten hanım. Mahalledeniz diye oraya geldiniz. Baktınız tam evim yandığını gördünüz. Bugün burada 8 Mart'ta geldiniz. Ben sizinle konuştum. Her geldiğinizde geldim yani konuştum. Allah razı olsun. O zaman da söz vermiştiniz. Sağ olun. Şimdi de hani. Daha güzel hem de aynı mahallemizde, aynı köyümüzde yani bir sorun yok. Çok memnunuz yani. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Güle güle oturun inşallah. Amin inşallah inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok selam var. Aleyküm selam. Size selam. Aleyküm selam. Evren Sekil, kalemler ve kepez beleni köy konakları bitmek üzeredir. Kalan konutları ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılan konutlar tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle gerçekten her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişiminin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor.